Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül'den itibaren fındık alımlarına başlamasıyla fındık üreticilerinin sabah saatlerinde Ünye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ünye'de Yüceler Mahallesi'ndeki deposunda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bekleyişleri sürdü. Vatandaşlar, Ünye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımlarında devreye girmesinden memnun olduklarını belirtirken, yaşanan tek sıkıntının elektrik kesintisi olduğunu belirttiler. Yeren olmadığında vatandaş ne yapacak? Tek tek çuvala el arabasıyla götürüp de yapıya öbür tarafa boşanacak. Hangisini bitir? Bu dolayısıyla yani mağdur olması milletin bundan. Yani TEMO ile bir sorunu yok. Sadece sorunumuz bizim. Şu anda işçinin burada yalnız iki çuval götürüyor. Vatandaş ne yapacak işçi? 10 kişi işçi götürüyor. 10 araba yok burada. Adamın elinde. 2 araba. Ne yapacaksın? Elektrik şart bir de var. Vatandaşın en çok bunaldığı elektrik. Ünye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ordu Şube Müdürü Mehmet Güney, sorunun Yedaş Dağıtım Şirketi'nin bugün bölgede elektrik çalışması yapmasından kaynaklandığını, kendilerini jeneratörleri devreye sokarak vatandaşın mağdur olmamaları için elinden geleni yaptıklarını kaydetti. Bugün TEMO'nun ilk günü, fındık alımın ilk günü bugün. Yukarıki mahallede elektrik var. Beşten beri bekliyoruz. TEMO'da elektrik yok. Fındık alımını geçen sene de internet kablosunu kestiler. Fındık aldırmamak için. Bu sene de elektrik vermediler ilk günden. Bu bence sabotaj yani. Başka da bir şey demiyorum. Anlayan anlar yani. Buradaki müdürün falan hiçbir şeyden haberi yok. Madem bugün açılış vardı, niye tedbirini almadı? O kadar. Peki ben, bölge müdürü jeneratörleri çalıştırdık. Jeneratörlerin hiçbir faydası yok. Sadece yazar kasayı çalıştırmak için. İçerideki makineleri çalıştırmadı. El arabalarıyla fındık alıyor. Saatlerce bekliyoruz. Yani. Sabah 5'ten beri bekliyoruz. 9'da gelenler de var.